Şematik görünümü kullanma. Bağlantılarla çalışmanın başka bir yolu da Schematic View yani şematik görünümdür. Şematik görünüm bağlantıların görselleşmesini sağlar ve aynı zamanda grafik arayüzlerinde bağlantılar yapıp bozabilir. Şematik görünüm kendi ikonundan veya ana araç çubuğu üzerindeki Graph Editor menüsündeki New Schematic View yani yeni şematik görünümden çalıştırılabilir. İki türlü de iki pencere açılacaktır. Bunlar şematik görünüm penceresi ve bu ufak display floater yani görüntü kurucu pencereleridir. Burada display floater penceresini hiç kullanmayacağımız için kapatıyoruz. Burada gördüğünüz nesneler arasındaki bağlantıların basit olarak A bazlı gösterimidir. Ebeveyn nesneler yukarıda, çocuk nesneler aşağıda gösterilmiştir. Buradaki oklarsa bağlantının yönünü belirtmektedir. Bu bize ekrandaki bütün nesnelerin birbirine bağlandığını ve robot tabanının nihai kök olduğunu göstermektedir. Robot kolunun sağ ve sol kıskacı ise burada hiyerarşinin en altında gösterilmiştir. Bunlar zincirin son çocuklarıdır. Aynı zamanda şematik görünümde bağlantı yapıp bozabilirsiniz. Burada connect yani bağlantı ve unlink yani bağlantıyı çözme butonları mevcuttur. Örneğin buradaki her şeyi seçip unlink'e tıklayarak bütün hiyerarşiyi parçalarına ayırabilirsiniz. Şimdi hepsi aynı seviyededir. Tekrar bunları birbirine bağlamak isterseniz Yine şematik görünümden bağlantı yapabilirsiniz. Bu önceki sistemle aynı biçimde çalışmaktadır. Çocuktan ebeveyne doğru sürükleyerek bağlantı kurabilirsiniz. Örneğin buradaki döner masayı tabanın çocuğu olarak omuzu döner masanın çocuğu olarak dirseği de omuzun çocuğu olarak atayalım. Bilek dirseğin çocuğudur. Sonra buradaki iki kıskacı da bileğe bağlayalım. Böylece şematik görünümde bütün hiyerarşiyi parçalarına ayırıp tekrar bir araya getirmiş olduk.